da kanuna verilen önergeyle, meclise verilen önergeyle 2022 yılda matrah artırımına dahil edildi. Bu yılların matrahları kanunda belirtilen oranlarda arttırdığımız takdirde bu yılların vergi incelemesi ve vergi incelemesi yapılmayacak veyahut da kısıtlı bir tabii ki hiç yapılmayacak diyemeyiz. Veri incelemesi gerekli gördüğünde defter ve belgeler yine Maliye Bakanlığı'na ibraz edilecek. Belli konularda bunları ibraz etmek zorundayız. Matrah artırımı yapmış olsak dahi. Matrah artırımıyla ilgili kısaca bir bilgi daha vermek istiyorum. 2018 yılı için %35, 2019 yılı için %30, 2020 için %25, 2021 için de %20 oranında matrahlarımızı arttırdığımızda bu miktar bu artan kısımlar üzerinden de %20 vergi hesapladığımızda biraz peşin ödeyen, bütün vergi dairesine herhangi bir borcu olmayan ve bütün borçlarını günde ödeyenler için bu %15'e düşüyor, %20 rakamı. Bunu hesapladığımızda 12 eşit taksitte ödediğimizde Maliye Bakanlığı'na bu yılların defter ve belgeleri gelir ve kurumlar vergisi yönünden herhangi bir incelemeye tabi tutulmayacak. İncelense bile bir matrah farkı tespit edilse bu matrah üzerinden herhangi bir vergi hesaplanmayacak. Peki hileli vergi suçları konusu? Hileli vergi suçları tabii ki bu kanunda bu matrah artırımdan yararlanamıyor. Hileli vergi suçları kanunda, vergi usul kanunu 359. maddesinde düzenlenmiştir bu suçlar. Bu 359'a giren hileli vergiler, yani sahte belge düzenleyenler, defter ve belgelerini yanıltıcı şekilde tanzim edenler, bu kanun matrah artırım hükümlerinden yararlanmaları teknik olarak mümkün değil. Ancak kanunda bugüne kadarki kanunlardan farklı bir şekilde bir yer verilmiş bir kısım var bununla ilgili. Bu matrah artırımıyla ilgili ve defter ve belgeleri 359'a göre inceleme safhasında olanlar, inceleme müfettiş tarafından incelenmesi devam eden mükellefler bu matrah artırımı hükümleri çerçevesinde matrahlarını arttırabilecek, ancak 12 ay süre içinde bu inceleme sonuçlanmaz ise 12 ay içinde bu kanun hükümlerinden yararlanabilecekler. Ancak bu 12 ay içinde sonuçlandırılır ise bu kanun hükümlerine yararlanamayacak. Sadece bu müracaatı, bu matrah artırımı yersiz bir şekilde yapılmış sayılacak. Anlıyorum. Peki vergi yargısında mahkemesi devam eden mükelleflerin durumu ne olacak? Evet, vergi yargısında mahkemesi devam eden mükelleflerin durumu da daha farklı. Şimdi vergi yargısı dediğimizde yargı safhasında olan konular birkaç safhada olabilir. İlk derece mahkemesinde olabilir. Henüz dava açma süresi geçmemiş safhada olabilir. İlk derece mahkemesinde karar çıkmış olabilir. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmiş. Birinci safhada dava açma süresi ve davası açılmış, henüz birinci derece mahkemede karar çıkmamış mükellefler bu kanundan, bu davalarını geri çekmek ve bu kanunda yararlanmak şartıyla vergi asıllarının, vergi cezalarının tamamı silinecek. Vergi asıllarında %50'sini ödeyip bu kanundan yararlanmış sayılacak davalarını geri çekmek şartıyla. İkinci safhada olan, birinci derece mahkemede
davayı kazanmış ancak üst mahkemeye müracaat safhasında olan davalar ise eğer bu konuda %10 bu vergi aslında %10'unu ödemek şartıyla bu dava aslında davayı geri çektiği takdirde bu kanun hükmünden yararlanmış olacaklar. Eğer birinci derece mahkemede tasdik yani davayı kaybetmiş mükellefler diğer bir ifadeyle kesilen vergi ve cezaları tasdik etmiş mahkeme kararlarında ise vergi aslının tamamını ödemek şartıyla bu davadan bu kanundan yararlanmış olabilecek. Hı hı. Şimdi bir taraftan en önemli kısmı elbette ki hem başvuru hem de ödeme kısmı. Az önce Yusuf Bey detaylandırdı aslında ana para borcu üzerinden nasıl bir süreç işletileceğini ama bunu bir kez daha altını çizmekte fayda var. Şimdi başvuruyu yaptınız, ödeme koşullarını zaten az önce belirttik ama belki bir kez daha altını çizebiliriz. Ben hemen ödemeye başlayacak mıyım bunu belirlendikten sonra? Ödeme koşulları ilk taksit Haziran ayında. Yani bugün başvurdunuz, müracaatları yaptınız kanun çerçevesinde size bir ödeme tablosu verilecek vergi dairesi tarafından hazırlanıp diğer bir ifadeyle itfa tablosu verilecek. O itfa tablosunda ilk taksit 30 Haziran'da ödenecek. Yani siz bugünden de ödeyebilirsiniz o ayrı bir konu. Peki tarih değişiyor mu? Mesela bugün başvurdunuz ya da son günlere yakın yani 31 Mayıs 2023'e yaklaşan bir tarihte başvurdunuz. İlk ödemeniz öteleniyor mu bu başvuru tarihinize göre? Başvuru tarihinin bugün olmasıyla 31 Mayıs olması arasındaki ödeme tarihi değişmiyor. Değişmiyor. Çünkü o zaman sona doğru bir yığılma meydana gelebilirdi. Onu merak ödeme ettim. Ödeme tarihi hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece bu kanunda belki bahsetmedik bir farklılık. Daha önceki kanunlar buna benzer kanunlarda 2 ayda bir ödemeydi. Bu kanunda hem vadeyi uzun tutmuş daha önce kanunlar 36 aydı. Bu kanun 48 ay vadeli ve de eşit taksitlerde her ay atlama olmadan her ay ödenmesi gerekiyor. Bu da bu kanun bir farkı da geçmiş kanunlardan bir yılda iki taksiti ödemezsen ödemeyi kaçırdığın, ödemediğin takdirde kanundan yararlanamıyordun, taksitlendirmen bozuluyordu. Ödediğin tarihe kadar ki kanun hükümlerinden yararlanıyordun. Daha sonraki ödemediğin süreler iptal oluyordu. Bu kanunda bu süre 3 taksit aksat, bir yılda 3 taksit aksatma hakkımız var. Tabii ki bu hakkı kullanmak zorunda değiliz. 3 taksit ödemediğimiz takdirde kanun hükmünden yararlanamıyoruz. Taksitlendirmemiz bozulmuş oluyor. Dolayısıyla bu kanunda diğer kanunlardan farklılık hem 48 ay olması hem eşit taksitlerde olması hem de vatandaşın mücbir sebeplerle aksatma hakkının üç taksit olması bir avantaj olarak gözüküyor. Bir taraftan tabii sosyal medyadan takip edenler var. Oradan da merak edilenler var. Ara ara gözüm takılıyor. Merak etmeyin yorumlarınızı da takip ediyorum. Yapılandırma müracaatları peki nereden yapılacak? Yapılandırma müracaatları Maliye Bakanlığı'nın ilgili vergi dairelerinden yapılabilir. Ayrıca e-devlet üzerinden de yapılabilir. Ayrıca muhasebe büroları veya muhasebe şirketleri tarafının aracılığıyla da vergi dairesi adına müracaatlar oradan da yapılabiliyor. Bir icra takibi söz konusuysa mesela ben bu yapılandırma başvurusunu yaptıktan sonra bu icra takibi artık sonlanıyor mu? İcra takibi tabii ki sonlanmıyor. Yapılmış icra takibi vergi dairesinin koyduğu hacizler kalkmıyor hiçbir şekilde. Taksitler ödendiği sürece kalan borç
kalan borcun miktarı ölçüsünde o haciz kaldırılabilir. Diyelim ki şirketin 100 bin lira borcu var, 2 tane de aracı var, aracına haciz konmuş. Diyelim ki 6 taksit sonra borcu 80 bine iniyor. Aracın bir tanesinin değeri de 150 bin lira ise bu diğer aracın hacizi kaldırılabilir, satılmasına veya kullanılmasına müsaade edebilir. Şimdi recai üst